Şimdi Abdülcüğüm biz nereye gidiyoruz? Bolu'ya abi. Bolu'ya gidiyoruz değil mi? Kim yok aramızda? Yunus abi yok sanırım. Nerede Yunus? Bilmiyorum ki abi, haberin yok mu senin? İşte bilmiyoruz, nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani bu bir soru işareti. Benim çekeceğim. Biraz da bunu çek. Yunus olmadan mükemmel geçiyor. Bolu'ya gidiyoruz. 1,5 saatlik yolumuz var. Efendim burada bir dinlenme tesisinde durduk ve çubuk raker aldık. Yolculukların inanılmaz neyi? Yunus Bey yarın öğlen katılacak aramıza. Biz öğlene kadar zaten filmi bitirmiş olacağız. Bu ne yaman çelişki değil mi? Buraları kesersiniz işte hep ya. Sonra gelecek işleri bitirdiniz mi falan diye artistlik yapacak falan. Sonra bir saat çalışacak. Her şeyi ben yaptım, bitirdim, bak geldim, bitti diyecek. Hep bunları yapacak, bak göreceksiniz. Bunu bırak da yarın yağmur yağsın artık patlayacak resmen. Bir de o var. Bir de onu düşünün. Bu kadar yolu koskoca gidip geri gelmek var. Çubuk yer misin canım? Bir de bunlar sürekli duruyor. Kim? Bunlar. Evet. Böyle geçmez. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. Bu Artu'yla ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten. Sanki böyle Rize'ye falan gidiyoruz yani. 3 saatlik yol. Biz 6 saattir yoldayız ya. İzliyor şu an bizi. Ne oldu hayırdır? Allah'ını seviyorsun sen bak. 10 kere durduk ya. Ver. 10 kere durduk ya. Gülşah ver telefonu. Emre Bey. Efendim. Benim tişörtüm yanın üstünde. Evet. Bir zamanlar senin tişörtündü. Artık senin tişörtün değil. Evet arkadaşlar. Geldik mi? Geldik mi? Evet geldik. Saatler süren yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi yukarı çıkacağız ve uyuyacağız. Neyse. Kayıp bir şey basınca. Anladın mı? İyice. Geldik. Çocuk. Kerem Bey. Sen git aç. Hoş geldiniz efendim. Kaç saattir yollardasınız? Hep Abdü yüzünden. Evet abi, Cinliköy'e gittiniz, farkında mısınız? Nehrin öbür yakasına geçtiniz. Nehrin öbür yakasına geçtiniz, orası çok tehlikelidir. Ya benim uyku saatim geçti abi. Aşkım fotoğrafını asar mısın lütfen araya? Evet. Nazar var, üstüne nazar var, bir okut. Ben dedim size Cinliköy'e gittiğinizde. Arkadaşlar saat gece 1.30 şu anda. Söylemiştin değil mi? Ama sabah 6 koş kalk. Planda 8.30. Planı değiştirdik. Ben nerede yatıyorum şimdi? Sence? Sizin biliyorsunuz loca. Evet, onlar kral dairesinde kalıyorlar. Bilmediğimiz bir oda, gizli oda falan mı var? Şu an Ethem içeride uyuyor. Ethem nerede uyuyor? Bunlar nerede uyuyacaklar? Onların yerleri hazır burada işte. Peki siz nerede uyuyorsunuz? Gizli geçit var. Kahve içer misiniz? Abdü hadi uyu. Emre abi horluyor. Ahmet abiyle sohbet etmeye çalışıyorum. Böyle yol mu biter ya? Neyse ben yatacağım, uyuyacağım. Ya arkadaşlar Yunus'un yerine sembolik olarak arkadaşı atalım. Yunus gelene kadar bize o... Mikrofon sesi gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. Uyan hadi oğlum kalksana. Yunus uyuyor hala. Uyanacağız birazdan. Yunus gibi renkli. Evet doğru. Yunus gibi verimli. Yunus gibi dikenli. Neyse Yunus'cum sen biraz daha dinlen. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet. Ne var abi o şeyde? Kumaş ufak bir lekesi var. Evet. Ufak bir lekesi var. Senin kazak var. Bir de kazak var işte. Ben de bunu getirdim ama. Olur mu? Modalı kahveci kazak. Evet Yunus ne giyecek peki? Yunus'un da bir şeyler giymesi lazım. Gerçi üşümez böyle ama. Birazdan çıkıyoruz. Köye gideceğiz. O müthiş filmi çektiğimiz yere gideceğiz. Yani Benek mi? Evet. Ha o eve mi gidiyoruz? Tamam ya eski ev. Hatırlıyorum tabii. Balkonunu hatırlayamadım ben. Orada bir nostalji çekim yapacağız. Tüfekle. Çıks. Şunu bilmiyorsun Ethem. O çocuk büyüdü ve o çocuk aslında sensin. Hadi be. Hadi bakalım. Abi çok fena. Şu an tüylerim perdi bak. Günaydın. Günaydınlar efendim.
Çekimdeyiz zaten şu an. İç sahneleri çekiyoruz. İç. Evet. Tamam. Oo. O bu onlar buraya mı geliyor? Sordu mu? Onlar buraya mı geliyor? Yağmur olursa da artık ona göre ne yapacağız? Adapte oluruz herhalde diyeceğim de. Bye. Hadi bakalım. Evet, Yunus Bey geliyor yolda. Canlı konum atsın da en azından gelene kadar. Gelince çıkarız, yaklaşınca çıkarız. Tamam, biliyor muyuz? Hadi. Bizi izlemeye devam edin. Storyboard'da bak çizdin ya. Bu açıdan şimdi bir geniş alırsın. Yani köyün durumunu, orta o halini gösterirsin abi. Yavaş yavaş içeriye giriş yapacağız. Şey yapabiliriz abi bak. Burada ayrıyetten drone da uçarız. Onu da görürüz genişe çıkarak. Balkona mı oturtalım adımı, şey mi, pencereye mi? Balkon daha iyi abi. Daha iyi değil mi? Hem o eskiliği verir. Aynen. Ben şey demiştim bir de hani şu bizim yan balkon var ya. Yan balkondan yukarı doğru alırsan köyün camisi vesairesi de gözüküyor. Köyün o sakin hali, durumu. Tamam, bezgin o, hali öyle gözüküyor. De bakarsın çekeriz onu. Abi bir tane. Drone'u sen bakarsın abi. İşte tamam, ben genel abi olarak anlatayım. Bir de daha sonra balkonun içerisinde adamı göreceğiz. Sonra adamın babası bağırdığı zaman adam aşağıda babasına bakarken orada bir dar bir koridor var, tamam mı? Tamam. Adamın bütün boğulmuşunu, isini oradan artık nasıl verirsin bilmiyorum. Tamam. Sen artık zoom up yaparsın, böyle odayı mı gösterirsin, ne yaparsın? Onlar sende. Tamam. Ben bir Yunus'la görüşeyim abi. Sen konuş abi. Şu drone işini nasıl yapalım diye. Drone'a bağlamayalım bütün sahneyi ama drone elimizde olsun. He, zaten. He, tamam. O zaman güzel olabilir. Ne bağlamda? Sadece atmosferi göstermek bağlamında da etkili olabilir. Senin mekanın bu balkon. Şimdi ben Adem... Adem ol. Şu anda Remiz'den vazgeçtik. Adem yaptık seni abi. Balkonda oturacaksın. Tamam. Sabah bu tarafa mı o tarafa mı? Aşağı doğru bakacaksın, tamam. Manzaraya doğru. Tamam. Keyifsizsin. Tamam. Keyifsizsin. Bir yandan dayımda gördüğün gibi baban köy işleriyle meşgul, tamam. Aşağıda. Sen çalışmıyorsun. Tamam. Çalışmadığın için sürekli baskı altındasın. O baskı altında olma doğru seni de mutsuz ediyor ama çalışmak istemiyorsun. Şu an zaten aynen o psikolojide. O psikolojidesin. Orada otururken seni alacağız. Oradan çıktım az önce. Şimdi çay ikramı varmış, ona geldim. Abi şu balkonda, balkonu gösterdin mi? Gösterdim abi. Yani o balkonda işte adamın bakışını falan çekiyoruz. Doğa çok güzel burada ya. Muhteşem bir doğası var. İnsan gerçekten hayran kalıyor yani. Diğer çekimlerimize geçeceğiz. Oralar daha da güzel. Yani fotoğraflarda falan bize Kerem abi attı hani o şeyin doğasını. Çok güzeldi. Ben çayımı içmeye gidiyorum. Tamam. Hadi gel. Oğlum senin diyaloğun mu var burada? Evet canım, diyalog ekledim. Diyalog eklediniz. Yine senaryoda yazmayan bir şey eklediniz. Güzel olmuş. Ben yeni geldim İstanbul'dan Ethem'cim. Hoş geldin. Merhaba Kerem abi, nasıl gidiyor? İyi gidiyor, senin nasıl gidiyor? Vallahi yoruldum, çok yoruldum. Fark ya. Ettik, o yüzden biz kendi kendimize çalışalım dedik yani. Tamam, o zaman size kolay gelsin. Ben döneyim. Hadi hoşça kal. Ben İstanbullardan geldim, daha iki sahne çekememişler. Bana ihtiyaçları var galiba. Ne diyorsun, var mı şey? Yokluğum hissediliyor mu? Hissediliyor. Gerçekten. Evet. Bak çok samimi soruyorum. İnanırım. Gerçekten. Çok duygulandım. Güzel, o zaman devam edelim. Ne yapalım? Gördüğün bence var ya çok daha güzel oldu. Çok tatlı oldu bence. Bakabilir miyim sana? Ama bir daha alalım. Mükemmelsin işte, aradığım ruh bu. Mükemmelsin ama bir daha alalım. Hocam sinek sesi rahatsız etmiyor mu? Ethem.
Kalçayı biraz daha dışarı çıkaracaksın. Tam bir köylü duruşu. Fatih amcanın bankamatik duruşu var ya, oradan esinlenebilirsin. Kalça dışarıda. Güzel olmuş. Orayı bilerek boş bıraktım. Yani şey, bakış tam boşluğu vermedim. Yok, İyi yaptın, Anladım demek istediğin. Arka tarafı şey yapalım diye. Sonra devamına da bak. Güzel etki olmuş ama. Bakış boşluğu iyi ki vermemişsin. Burası çok uzun değil mi abi? Ya onu, bu şey. Oyun çok uzun bu değil mi? Bu alternatif güzel. Şundan şöyle çek bunu. Aslında bu dışarısının da, dışarıdaki çekimin de şeyi bu. Ben full sahne çektim burada. He, hem bağlayacağız. Hem içerisi hani. Nasıl oturtursan kurgu da ona göre. Ahmet, bir daha deneyelim bilensi ya. Bir bakalım. İnanıyorum. Bence bu güzel oluyor. Bu lensi de kurtarıyor. Bence güzel. Tatlı. Tamam, okey. Yani ben diyaframı 2.8'e düşmek için söyledim. 2.8'e düştüğümüzde şey olacak ya, sadece ana şeyi görelim, arkayı da görelim diye ben aslında. Tamam. Yüksek diyafram çalışıyorum. Tamam, okey. Ekipman mı var ki özensiz davranalım? Niye ekipman yok hocam? Bilemiyorum abi, onu ben karışmam. Niye mesela? Bir şekilde gelmedi buraya. Gelmedi değil mi? Aynen. Evet. Evet abi. Bir oyun. Kültürlü kesimin hep korumak istediği ama sahip olamadığı bir şey. Evet. Bu adam doğrusu ona sahip ama onun fakirliği. Ne kaydettirmemiz lazım? Dayım şimdi Adem'in babası olarak aşağıdan. Diyalog söyledim. Diyalog. Dayı şimdi tavuklarım var. Koca kuşlar, koca kuş geldi tavuğunu boğdu. Tamam, sen de sinirlendin sabah köründe. Yeter artık dedin Adem'e, dedin ki al tüfeğini vur, ne yapıyorsan yap dedin. Bağırdın, çağırdın Adem'e. Buya! Ta koca kuş geliyor, koca kuş! Tavuk aldı gitti ya! Adem! Çabuk gel oğlum, silah al gel! Şu tavuğu, koca kuşu vur ya! İndir şunu ya! 10 tane soğuktan 5'i gitti ya! Yeter artık be! Tavukçuluk falan yapmayacağım artık, bitti artık! Tamamen bitirelim şu işi! Vallahi da. Dayı, komutacı bize versene. Vereyim yavrum, ne demek? Hemen. hemen. Ahmet, bu şey yok abi, film plakası yok, bunu bantlayacağız külü. Olur mu? Yeter mi ya, yeter bence. Abi biz... Evden de pil gelecek ki. Bence yeter. İyi tamam. Ya boşta şey yapmayız. Ha o zaman %50'ye falan düşünce o hamleyi yaparız. Rahatsız etmesin seni. Gimbal yok. Sallanır bayağı. 24 yapmıştı. 24'te en azından. Deneriz. Bu Ahmet. İstediğiniz. 3 parça. Bir deneyelim. Ama muhtemelen o genişi kullanacağız. Bir tane de gitme alırız vadiden. 150 mm ile alırız. Görünmez. Şimdilik lensi ona verelim. Buraları 24-70 ile çekelim. Çantalar. Ne o? Sorun ne abi? Sorun ne? Bunun pili bitti. Bunun pilini buraya taktık. Bu sefer bunun pili. Gösterin kafanın kafanında. Bir sorunumuz daha var. Kafama yağmur damlası düştü. Evet. Şuradan gök gürlediğini duydum. Sonradan ekleyeceğiz. Neyi sonradan ekleyeceğiz? Abi atmosfer sesini. Rüzgar çok değil mi? Adım sesi yani ekleyeceğiz. Ya çimde adım sesi eklemek ve yani atmosfer sesi eklemek kolay. O yüzden bence hiç zorlamayalım. Bakalım ne yapıyorlar. Bitti mi? Ha yok, biraz bu taraftan çok olacak. Çok genişten dedin. Gel göstereceğim. Aşağıdan mı olacağım ben? Hafif evet. Kerem abi, şöyle şuraya geç. Maksimum uzaklıkta. Kaldır biraz daha. Biraz daha, tamam. Çık biraz daha. Biraz daha yukarıda. Kerem abi, tekrar bakıyorsun dürbününle. Tamam. Tekrar baksana dürbününle. Biraz şöyle çok dön sola doğru. Evet, çok yakınız. Olabildiğince maksimum yakınlıktayız. Şu mu? Daha da yakın. Biraz soldan. Ya onun gözünden bakıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Aynen. Tamam. Biraz tamam. Daha yakınlaş. Baş planı kaybet, sorun değil. Evet.
Kerem abi tekrar indir ve kaldır. 3, 2, 1, oyun. Gel gel daha gel. Adem ses çantası var arabada. Onu bir alabilir miyiz? Şey var. Bir şeyler lazım orada. Biliyorsun değil mi ses çantası? Abi ben gideyim mi? Biliyorum. Sen kamera çekiyorsun ya. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Hala kendini öldürüyor Ademciğim. Alayım geleyim. Koltuğun hadi. Yanında duruyor. Ha, tamam Adem. Hadi. Bunu ters oynatacağız. Düz yürüyecek. Nasıl kalıyor? Bu arkadaşların ikisinin bir anda sesini alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Biraz daha. Tamam, koş yukarı biraz daha. Kerem abi dur. Etem. Hey. Evet, geri gel ama uzakta kal. Ses giriyor olabilir. Giriyor mudur abi? Burada mı? Bir şey olmaz abi. Ses senkron. 1 2 3 1 2 3. Bir alkış yap bir tanesi. Tamam. Çıkalım. Bu muydu? Kayıttan çıkın evet bunun için geldim. Cihazı şarjacağız. Bitti. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Atmosfer gerçekten inanılmaz güzel abi. Ben böyle besleniyorum ya. Abi mesele ne biliyor musun? Böyle anlarla insan doluyor. Anladın mı? Daha fazlasını yapabileceğini görüyor. Bizim ihtiyacımız olan şey bu zaten. Bak mesele manzara değil, atmosfer. Yanlış anlaşılmasın. Ben de onu diyorum sana. Yani abi, buranın doğal güzelliğidir, bilmemizdir değil abi. Bir şey söylemek istiyorum. Aylardır buradan geçiyorum. Aylardır. Yani belki ne aylardır, belki bir yıldır. Bu yoldan geçiyorum. Sürekli diyorum. Tamam sen de bu projeye başlamadan önce bile. Ya burada bir şey çekilir. Burada bir şey çekilir. Hiç içeri girmedim. Yoldan bakıyorum. Lan ne olur ne biter. Sonra bir gün kamera aldım. Hatırlıyor musun sana? Yunus sana bir yer buldum göndereceğim falan filan dedim. Çektim çok kötü çıktı. İşte geçenlerde en son içeri girdim. Buraya geldim şöyle baktım. Senin o atmosfer şeyin var ya. Böyle ona yakalandım ondan sonra zaten. Buraya geldik işte çekmeye. Ben de hocam. Ben de atmosferden beslenirim. Yani beslenirim derken şu. Mesela Attü de biliyor. Ümraniye'de bir ara sokak gördüm geçen. Sana da anlattım. Hı-hı. Abi ara sokağı bir gördüm. Dedim evet yani. Film burada olur. Ve bunları biriktirip bir film yaparsak bir gün müthiş bir şey çıkar. Çünkü buradan aldığımız o hazzı başka bir şeyden almıyoruz. Burayı kafaya yazdık mesela. Bak kuşlar da bize katılıyor. Abi. Efendim? Bir şey soracağım. Hı. Buradayım abi. Evet. Bir filmin sonuna daha geldik abi ama. Evet. Film hakkındaki düşüncelerin. Film hakkındaki düşüncelerim. Şimdi. Ya ne konuşalım, nereden başlayalım bilemiyorum ya gerçekten. Ya ben burada çok yüksek çabayla çalıştım. Sesler olsun, bir bakış açısı, farklı bir bakış açısı kazandırmak. Motivasyon koçluğu yaptım. Yaparsın koçum, yapabilirsin gibi şeyler de yaptım. Bu tarz şeyler. Fakat yaranamadım ben bunlara. Ahmet'in üzerime oynaması ve benim sürecimin sürekli baltalanması. Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Abi bir film sadece görüntüden mi ibaret? Hayır. Görüntü olsa ne olurdu? Sessiz sinema olurdu değil mi? Sonra diyorlar ki sen hiçbir şey yapmıyorsun. Yapamam tabii, ekipman yok. Ne yapayım ben? Ama esas iş yine her zaman söylüyorum. Posta belli olacak. Sesleri baştan yaratacağım. Yani bu filmi de baştan yaratacağım. Bütün filmlerdeki gibi. Bayağı yorucu oldu. Sebebi neye sence abi? Niye yoruluyoruz biz?
Abi normalde yani bu kadar kısa sürede bu iş çıkmaz. Ben ilk başta 2 gün, 3 gün dedim. Kimse gelemedi abi. Yunus'un işi var, çalışıyor. Emre'nin ne yaptığı belli değil zaten. Sürekli uyuyor. Her zaman olduğu. Bu filme geldi yine sesleri alacağız diye. Bir tane sesi basmadı abi ya. Bir tane kayıt yok abi, gözünü seveyim ya. Ethem zaten dünden razıymış köylü rolüne. Tüfeğini aldı eline abi. Oh! Yan gel yat. Ahmet desen drone peşinde. Oyuncağıyla oynuyor burada sürekli abi. Sabahtan beri drone uçuracağım diyor. Köyde ayrı, burada ayrı. Ya kameramansın abi sen, görüntü yönetmenisin. Gözünü seveyim. Kamerana bak. Ne işin var senin drone'la ya? Ama atmosfer güzel değil mi? Ama senaryo da güzel. Ben söyleyeyim. Burayı ben buldum. Senaryoyu ben yazdım. Yakalıyorum böyle şeyler abi. Hiç kendimi bu konuda yeremeyeceğim. Neyse abi hadi gidelim. Hadi gidelim. Abi şimdi şöyle. Yani... Bir düşüncelerimi alayım dedim. Durdurdum, kusura bakma. Ben de düşüncelerimle yürüyordum zaten, kendi düşüncelerimle. E tabi oyuncu olunca fark ediyor. Filme şimdi değer katıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Abdülcüm yani. İster istemez katıyorum. Benim elimde olan bir şey değil bu. Yani oyunculukla. Filmin başındaki karakterle filmin sonundaki karakter bambaşka. Yani senaryoda yazanla oyuncunun girdiği karakter çok başka oluyor. Tabii Emre Bey yine pasifti bu filmde de. Maalesef yapacak bir şey yok. Ne kadar aktif etmeye çalışsak da kendisi hala pasif olmaya devam ediyor. Kerem Bey benim karşımdaki oyuncuyu oynadı. Yani ne kadar hani oynayabildi? Ona bir sormak lazım. Ona bir bakmak lazım. Onu tabii izleyici karar verecek. Oyuna ne kadar adapte olabildi. Hikayeyi kendisi yazdı sağ olsun ama burada filmi baştan yaratan kişi tam karşınızda duruyor. Yunus Bey online falan bağlanıyor. Yani arkadaşım hangi filmde görülmüş yönetmenin sonradan online telefondan bağlandı? Ahmet drone uçuruyor gördüğün gibi. Yani işte Ahmet böyle seviyor drone uçurmayı. İnekleri kovalıyor arkada drone'la. Ekibin tabii ki en çok çalışanı benim. Çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Dün yoktum. Dün olmamam hiçbir şey değiştirmez. Dün zaten hiçbir şey yapmamışlar. Bütün iş yükü bugün. Kaç sahne çektiniz diyorum. Var görüntüleri. Hala birinci sahneyi çekiyorlar. Yani beşinci sahneyi çekiyorlar da ilk kez çekiyorlar. Ama ben buraya geç geldim. Niye geç geldim? 3 saat uykuyla konser çektim. 12 saat. Oradan stüdyoya gittim. 5'te uyudum. 8'de yine Okan geldi. Yine 3 saat uykuyla buradayım. Bundan sonra 3 saat uykuyla yarın bir de çekimim var. Daha İstanbul'a gidiyorum. Oğlum çok kötü lan. Şaka yapıyordum ama iş ciddileşti. Senin de var. Bir filmin daha sonuna geldik arkadaşlar. Aynen. Tabii film daha ortaya çıkmadı ama ne düşünüyorsunuz? Teker teker hemen bir hızlıca alayım. Ya ben mutluyum. Biraz üşüdük ama güzel oldu bence. Bence güzel oldu evet. Bence üşüdük ama yorulduğumuza değecek gibi duruyor yani. Açılar falan çok iyi ya. Şu fotoğraflar falan çok iyi yani. Yeni bir deneyim oldu. Teşekkürler. Harika. Evet, ekip zaten her zaman olduğu gibi çok canlı. Buradan video izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Koşarak gidelim mi? Bak bunu hiç söylemiyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın değil mi? Aa, evet. Çana bassınlar. Beğenmezlerse bir de mesela beni beğenmediler ya, yorumlara yazsınlar abi. Tamam. Mutlaka yazın. Özellikle Kerem abi beğenmediyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.